bir kafa tatili yapmaya geldim. Kafamı parçaladılar. Dün hakikaten borsalarda gördüğüm en sert günlerden bir tanesiydi. Bütün endeksler bir ay sısna geriye doğru çekildiler. Kabul etmem gerekir ki beklediğimin çok üstünde bir düzeltmeli. Ben düzeltmenin geçen hafta tamamlandığını düşünüyordum bu hafta ufak tefek sarkmalar da olsa. Fakat dün küçücük bir haber üzerine Haberde şu. Google yapay zeka tarafında para kazanmanın tahmin edilenden zor olduğunu ve yapay zekaya daha fazla para harcamaları gerektiğini açıkladı. Ve CEO şöyle enteresan bir ifadede bulundu dedi ki yapay zekaya para harcamamayı şu anda harcamaktan daha riskli görüyoruz ama henüz kısa vadede bundan ciddi bir gelir de elde edemeyeceğiz dedi. Bu da işte yapay zeka bir balon mu sorusunu akıllara getirdi ve borsa düşmeye başladı. Bir de biliyorsunuz Tesla'nın bilançosu biraz sıkıntılıydı ilham maske açıklamaları da öyle. Google'un bilançosunda da reklam gelirleri tarafında hedefin birazcık altına kalmıştı yine çok iyi bir büyümeyle beraber. Ama esas mesele bu yapay zeka tarafındaki korkuydu. Bu yapay zeka hisselere büyük satış getirdi. Daha sonra satışlar yayıldı. Açıkçası günün ortalarına doğru düzeltmeyi tamamladığımızı düşünmüştüm tekrar. Ve ufak ufak borsaya girmeye başladım. Günü bitirdiğimizde bütün nakitimi borsaya sokmuş durumdayım. Çünkü hala bunun geçici bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Ama elbette yanılabilirim ve Özür diliyorum herkesten. Bu tip düzeltmeleri öngörmek çok zordur. Çünkü biraz sonra konuşacağız. Tarihi bir düşüş ki Bunları öngörmek genelde mümkün değil ve arkada temel bir olay da yok. Yani sadece özellikle yapay zeka tarafında değerlemelerin biraz fazla hızlı yükselmiş olması dışında bir mesele de yok. Çünkü yapay zekaya yapılan yatırımların geri dönüşünü herhalde bugün içinde beklemiyordu borsada. Ama borsa bazen düzeltmeler için bahaneler arıyor. Ben bunun hala geçici bir düzeltme olduğunu düşünüyorum ama risklerimiz elbette büyüdü. Dün bazı çok önemli teknik seviyelerde kırılmış durumdalar. Bu nedenle daha dikkatli gitmekte fayda var. Ama şimdi gelin önce bir dün ne oldu ona bakalım. Daha sonra da ne bekliyorum. Perşembe ve Cuma önemli veri akışları var Amerika'da. Bütün bunlar borsa nasıl etkileyecek öngörüm nedir paylaşmaya çalışayım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şöyle bir hisse senetlerinin ısı haritasına bakalım. Büyük zarar var teknoloji hisselerinde. Microsoft %3.7 düştü. Nvidia %6.81. Apple %3.12. Google dün başımıza belayı açan firma %5.16 bu arada. Bu da özellikle de sinir olduğumu söylemek isterim. Çünkü biliyorsunuz ben Google'un zaten yapay zeka beceremeyeceğini düşündüğüm için çıkmıştım Google hissesinden. Başımıza ama da bela oldu. Meta %5.7. Amazon 3.09. Tesla %12.06. Yani teknoloji sektöründe bir Texas Instruments ayakta kalmış. Biraz IBM ayakta kalmış. Cisco ayakta kalmış. Geri kalan her şey neredeyse kırmızı. Dün Visa bile bu arada düştü finansallarda. Para nereye doğru kaydı? Daha güvenli sektörlere doğru. Endüstriyeller, sağlık sektörü, enerji, gayrimenkul ve tüketicinin vazgeçemeyeceği ürünleri satan Procter Gamble gibi, COS gibi perakendeciler, hızlı tüketim ürünü üreticileri böyle bir riskten risk olmayan bölgeye doğru kaçış var. Utilities tarafında yine yükseliş var. Bunun bir bölümünü zaten öngörmüştük. Yani teknoloji firmalarından çıkış olacak. Küçük hisse senetlerinde daha geleneksel sektörlere kayma olacak diye. YouTube katı ve haddini kulübü üyelerine bu haftanın başına yaptığım yeni fırsatlar videosunda bunları tek tek de anlatmıştım. Burada beni şaşırtan bir şey yok. Fakat şuradaki düşüş seviyesi beni şaşırtmadı desem yalan olur. Bir güne en azından sığmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Belki de hayırlısıdır bir günde atlatmış olabiliriz bu işi. Dün tek günde teknoloji şirketlerinin değeri 759 milyar dolar döştü. S&P 500'deki toplam kayıp 1.2 trilyon dolar civarında. Bu tarihi en sert günlük düşüş. Bakın burada görüyorsunuz 2022'nin 3 Şubat'ında yanılmıyorsam FED toplantısı sonrasıydı. 620 milyar dolarlık kayıp var ama o zaman borsanın değeri 10.5 trilyon dolarmış. Burada diğer kayıpları görüyorsunuz. Tarihi en büyük kayıp. Endeksler bazına baktığımızda Dow Jones yine nispeten ayakta kaldı. %1.25'lik kayıp var. Ben bu arada Dow Jones'u teknikte şu anda çok beğeniyorum. DJI Endeksi enteresan olabilir yatırım yapmak için. Çünkü görüyorsunuz para oraya doğru kayıyor biraz ama toplamda endeks orada da eksideydi. S&P 500 %2.31 düştü. Bu tarihi bir düşüş S&P 500 için. Neden? Biraz üzerinde duracağız. Daha az %3.64 geriledi. Küçük hisse senetleri dün bayağı iyi direndiler aslında son 2 saate kadar hatta bir ara yeşile gidecek gibilerdi. Sonra onlar da ama satış dalgasına dayanamadılar ve son iki saatte büyük darbe ediler. Günde %2.13 negatifte tamamladılar. Dün S&P 500'ün düşüşü tarihi bir düşüş diyorum. Çünkü %2'lik düşüşler çok sık yaşanan şeyler değiller ama daha da enteresanı 356 gündür S&P 500 düşmüyordu. Yani bunlar bu arada borsaların açık olduğu günlerden bahsediyorum. Ben bu rally'nin tamamını yakalamış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Dün de keşke bilseydik ama her şeyi bilmek mümkün değil. 356 gündür S&P 500 günlük %2'lik düşme yaşamamıştı. Öyle bir rekoru var. Daha evvel Mayıs 2003'te Şubat 2007 arasında 949 gün boyunca %2 veya üzeri düşmemiş. Böyle bir rekor vardı dün. Açıkçası bu uzun süre düşme sonunda böyle biraz enerji birikmiş oluyor diyebiliriz. Böyle dün S&P 500 o yüzden piyasaları şaşırttı. Bu arada hala 2024 borsaların en sakin olduğu yıllardan biri olmaya devam ediyor ki yılın neredeyse 4 3'ünü bitirmek üzereyiz. Baktığımızda %1'in üzerine düşüş S&P'de sadece 8 kez olmuş. %2'nin üzerine bir kere çıkabildik şu ana kadar. %3'ün üzerine zaten yok. Toplamda 9 %1 veya üzeri düşüş var ama mesela bakalım 2022 40 kere %1'in üzerinde 15 kere %2'nin üzerinde 8 kere de %3'ün üzerinde düşmüş. 63 kez %1'in üzerine düşme var. Umarım öyle bir yaşamayız. Bu çerçevede 2024 şu ana kadar harika. 2023 de 2023'te 27 kez %1'in üzerine düşüler oldu. Bir kere %2, %3'e çıkmamıştık o yılda S&P 500'de. İnşallah geri kalan günler hala pozitiftir. Bu rally'nin tamamını yakaladığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani tabii ki dün bir günlük düşüş hemen ayıları mutlu etti. Ve ne kadar haklı olduğunu düşünüyorlar. Ama pek öyle değil. Biraz sonra grafiğe bakacağız. Bu arada böyle düşüşlerden sonra ne olmuş dediğimizde Amerika'da her şeyin istatistiği var. S&P 500'e baktığımızda 300 kez %2'nin üzerine düşmüş şimdiye kadar. Evet, burada bu düşüş sürelerinden bahsediyor. Daha doğrusu düşmeden önce kaç gün geçtiğinden hatırlayın. 356 gün geçti bu sefer. Rekor 949 gündü. Genellikle düşüşlerden sonraki dönem pozitif. mesela baktığımızda 12 ay sonra piyasalara ne olduğunda %10.8, %5.1, %21.2. 1969'da ve 1973'te öyle olmamış. Orada düşüşler daha artmış. bir yıla yayılmışlar. Sonra genelde pozitif. Hatta 1996'daki 526 gün sonra gelen düşüş S&P 500'de iyi gelmiş piyasalara. Bir yıl sonra %27.1 yükselmişler. En son 2007'de ve 2018'deki yükselişlerden sonra hafif negatif kapatmış bir yıl ama Burada 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay ne olduğuna bakabilirsiniz. Genellikle çok bir şey değişmiyor. S&P 500'ün genel ortalamayla devam ediyor ve yukarı doğru yön devam ediyor ama tabii bu sefer öyle olacağın bir garantisi yok. Tabii dünkü yaşanan düşüş, aşağı yukarı Ekim 2022'den beri içinde olduğumuz harika yükseliş gerçeğini değiştirmiyor. Nazlak bu dönemde %65.18 yükseldi. Biliyorsunuz benim bütün bu süreç boyunca boğa oldum. Bir iki ay aralarda düzeltme beklediğimi söylemek dışında S&P 500'de de yüzde 44.93'lük yükseliş var. Bu tarihi yükselişleri kaçıranlar şimdi biz çok haklıydık diyecekler. Bu işler böyle herkes borsalarda bazen haklı çıkıyor. Ama açıkçası bir buçuk iki yıl boyunca haklı çıkmayı bir gün haksız çıkmaya çok çok daha fazla tercih ederim. Hisse senetlere bazına da baktığımızda benim portföyümdeki güçlü hisselerden Nvidia bu dönemde %879 yükseldi. TMDX %270 del. %236, Palantir %230, Apple %53, bir tek Tesla. Bir de biliyorsunuz Sofi ile PayPal'da biraz ızdırabım var. Onlar iyi toparlıyorlardı ama şimdi gerilediler. Bunun dışında bu dönemi yine müthiş kârlı kapattık. Bu son bir haftadır özellikle dün sertleşen düşüşlere rağmen. Son bir aya baktığımızda küçük hisse senetlerinin hala pozitif olduğunu görüyoruz. %8.66 son bir haftada da 11 civarında yukarıdalar. Yani orada bir sorun yok. Dow Jones %1.57 son bir ayda yukarıda. S&P 500'de %0.46'lık düşüş var. Nasdaq'ta %2.15. Yani bu piyasa çok uzun süredir boğaları ödüllendiriyor. Ayılara da bir günlük, iki günlük teselliler herhalde gerekir. Bu arada küçük de bir not. Tesla'nın sert düşüşü dün %12'leri buldu ama Tesla tek başına düşmüyor. Ford da dün çok sert düştü. Bütün otomotiv sektöründe bence benzer şeyleri görme ihtimalimiz var bazı istisnalar hariç. Ford'a baktığımızda dün çok kötü bir bilanço getirdi sadece elektrik arabalarda değil. Elektrik arabalarda bilen çok facia satış geçen sene %23 altında. Adet olarak baktığımızda Ciro 137 gerisinde yani çok ciddi fiyat kırmaya girmişler. Elektrikli arabalardan 1 milyar dolar zarar etmiş ama toplamda da Ford'un bilançosu çok kötüydü ve burada görüyorsunuz %12'lik sert bir düşüş yaşandı. Bu aslında Amerika'da kısmi resesyonlar yaşanıyor. Daha evvel bahsetmiştim otomotiv sektöründe resesyon var. Bu net. İkinci elde de benzer durumlarda görüyoruz. İnşallah FED bu işe müdahale olur. Yani Elon Musk'ın tweetleri, onun kişiliği. Dün bir ekonomist, büyük YouTube profesörümüz demiş ki Elon Musk işine baksın bakın Tesla bakmak üzere. Ford da mı bakmak üzere hocam? Öyle olmuyor bu işler. Yüksek faizlerde otomobil sektörü umutsuz etkileniyor. Ford gibi en güçlü firmalardan bir tanesi de böyle bir durum aynı şekilde yaşanıyor. Peki bundan sonra ne olacak? İki önemli veri setimiz var. Bugün Amerika'ya gayri safi milli hasılası verisi geliyor. Orada neyi umuyoruz? resesyona girmediğimizi ama çok da hızlı büyümediğimizi yani yüzde ikiler civarında bir büyüme umuyoruz. Bu borsaları mutlu edecektir ama esas mesele yarın. Yarın Fed'in ana enflasyon kriteri olan PCE endeksi geliyor. Yıllıkta 2.4'e çekilmesini bekliyoruz. Maalesef PCE hesaplamasını tam beceremiyorum. Orada bende olmayan bazı veriler var ama PCE endeksi sonuçta daha haber gelen CPI'nin bir türevi ve PCE Core'da, çekirdek de yani %2.4'lük bir sayı bekliyorum. Eğer bu doğru çıkarsa Fed'in yıl sonu hedefini çoktan aşmış olacağız. Daha doğrusu çoktan yıl sonu hedef enflasyonun gerisinden düşmüş olacağız. Bu durumda Fed'in üzerinde Eylül indirim baskısı müthiş artacaktır. Hatta gelecek hafta Fed toplanıyor biliyorsunuz. Temmuz içimde ciddi bir indirim baskısı gelecektir. Dün bazı ekonomistlerin borsalarda yaşananı Fed'e bir mesaj olarak yorumladığını da gördüm. Bu tip komplo teorilerine ben pek inanmayı tercih etmiyorum açıkçası. Ama mümkün her şey. Niye? Çünkü piyasa fede şunu söylüyor olabilir. Bak arkadaş otomobili görüyorsun perişan durumda. Teknoloji şirketleri de aksamaya başladılar. Yani en azından Google'un reklam geliri beklentinin azıcık altında kalmış durumda. Bütün bu borsaları vatandaşı yine güç şey yapay zekayla orada da kırılmalar yaşatabiliriz sana. Gel artık şu işi düzelt bence makuldür. Neden olmasın? Temmuz'da bir indirim harika olurdu. Ama Fed'in bunu nasıl dillendireceği de çok önemli. Enflasyon eğer %2.40 gelirse hakikaten çekirdek PCE'de neden faizler bu kadar yüksek daha kalsın konusunda benim hiçbir açıklamam yok. Fed'in nasıl bir açıklaması olacak onu da merakla bekliyorum. O yüzden Temmuz'da faiz indirimi tamamen olasılık dışıdır diyemem. Ama Eylül garantilendi. Yıl sonuna doğru 3 veya 4 faiz indirimi göreceğiz gibi görüyoruz. Bu arada Truflation, Truflation Günlük olarak piyasalardan topladığı veriyle enflasyon raporluyor. O %1.68'e indi enflasyon diyor. Hakikaten enteresan. Eğer bu sayı doğruysa ki Truflation genellikle haklı çıkıyor sonunda. Fed'in verileri biraz daha geriden geliyorlar. Biz aslında enflasyon savaşını kazanmış bir ülke olduğunu görüyoruz Amerika'nın. Ve bu durumda neden faizler 525 5 50 aralığında dursun? Acayip bir ara açılmış durumda. Onu da bilmiyorum. Bütün sektörler bence bunu bekliyorlar. Umarım gelecek hafta içinde bunu alırız. Ama şu anda odaklamamız gereken şey bugün gelecek ay safi mini yarın gelecek PCE. Bu ikisi de beklediğimiz çerçevede giderse yaşadığımızın sadece ara acı dolu sert bir düzeltme olduğunu düşüneceğiz. Ve tekrar işimize bakmaya başlayacağız. Tabii FED de gelecek hafta saçmalamazsa öbür türlü biraz daha başımız belaya girebilir. I'm all in. Yani ben her şeyimle şu anda borsaya girmiş durumdayım. Cuma günü kapanışa kadar olacak zararları göğüslemeye de hazırım. Sonra bakacağız. Yani ne oldu bakacağız. İnşallah ağır bir hasar yaşamayız. Ben yönümüzün hala boğa olduğunu, yukarı doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat bir de korkutucu bir slide var. Bu slide 1932'den beri S&P 500 endeksinin içinde olduğu kanalı gösteriyor. Bu kanalın üstlerindeyiz şu anda ve buraya dokunuşların sonu acı düşüşlerle tamamlanmış. Tabi bu hemen olmayabiliyor. Mesela burada aşağı yukarı 4 yakın bu tepelerde gezmişiz. Daha yeni eriştik oraya. Yani burayı kırmak da mümkün yani ben çizgici değilim ama bunda farkında olmakta fayda var çünkü buradan geriye doğru bir çekiliş S&P 500'ü 3000'lere kadar götürebilir. Ben yıl sonu S&P 500 6000 Nasdaq 22000 hedefi henüz değiştirmiş değilim. Düzeltmelerle hedef değişmez kolay kolay. Temel yatırım varsayımlarımızın değişmesi gerekiyor. Orada da bir değişiklik görmüyorum. Enflasyon düşmekte. Resesyon şimdilik yok sektör sektör var otomotivde var işte görüyoruz yani. FED'in önem alması gereken yerler var ve FED faizleri düşürecek. Hala varsayımım bu. Elbette yanılabilirim. Ben yanılırsam ama bir buçuk yıl boyunca halka çıkıp ben haklı çıkacağım ben haklı çıkacağım demem yanıldım derim ve pozisyon değiştiririm. Şu anda pozisyonlarımı büyütmüş durumdayım. Durumlar böyle. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.